programa. Vai na. Ah, você é pet. Efendim, bir Mustafa amcamızla tanıştık. Hacı Mustafa amcamız, Hacı Mustafa amcamızın yalnız bir sorunu var. Cemaat burada doğru durmuyor, el kol hareketi yapıyor. O da... Mustafa amcam, seni bir tanıyalım önce. Ben Salyazı köyünden Mustafa Uçar. Salyazı nereye bağlı? Gümüşhane. Ha söyleyin ki bilelim, ben nereden Salyazı'yı yani? Ekranları izleyiciler, siz Salyazı'yı nereden mi? Gümüşhane vilayetinin köse kazasının Salyazı köyünden Mustafa Uçar. Eyvallah. Kaç yıldır memlekete gitmedin? 4-5 aydır gitmedim. 5 aydır gitmedim. Nasıl? Memleketi özlüyor musun? Özledim ki bu akşam yolcuyum. İyi, sana hayırlı yolculuklar diyelim. Hem seni huylandırıyorlar hem de oynatıyorlar. Oynam. Alkış tempo. Yoğurtçu bu yoğurtçuluk maka. Nereden aldınız ismini? Ya ne yoğurdu yoğurdu, onlar yiyor ya. Ayranı sana mı içiriyorlar? He, ayranı da bana içiriyorlar. Arada sırada oynatıyorlar. Oynatıyorlar. Tekerlemeler aran nasıl? Tekerleme? Tekerleme kim? Ne demek tekerleme? Tekerleme ne demek olduğunu bilmiyor musun? Ha, bayanlar orada ya. Olsun bir söyle bakalım hadi. Söyle bak. Aa burası neresi? Göreledir görele, göreledir görele. Kız başına geleni, gelin ol da görele. İki gemi geliyor, biri beni alacak, biri beni alacak. Ben buradan gidersem kızlar kime kalacak? Gemi geliyor gemi, bacası ben olayım. Güzel güzel kızların kocası ben olayım. Hanımı yaşlı ya. Şimdi Mustafa amca, Mustafa amca. Ben. Tekerleme aslında türkü değildi, amcalarım karıştırdı. Tekerleme bazı sözleri yan yana getirip tekrar etmekti. Hani var ya, bir berber bir berbere gel beraber seninle bir berber dükkanı açalım demiş. Ha ben onu bilemem ben. Söyle, ben söylüyorum. Bir berber bir berbere gel beraber seninle bir berber. Bekle, getireyim ondan sonra. Bir berber bir berbere gel beraber seninle bir berber dükkanı açalım demiş. Bir berber bir berbere gel seninle berber dükkanı açalım demiş. Beraber dükkanı açalım. Ben tekrar ediyorum bir defa daha. Bir berber bir berbere gel beraber seninle bir berber dükkanı açalım demiş. Bir berber bir berbere gel seninle berber dükkanı beraber açalım demiş. Seninle beraber. Gel seninle beraber. Sen biliyor musun? Gel bakalım. Var mı? Cesareti var mı? Muhtarımız var, muhtarımız. Muhtarımız. Hayat gibi bilir bu işte. Ne anladım? İspirli bu. Tamam. Gümüşhanelim hem İspirli. Hem Gümüşhane hem İspirli. Peki o zaman biraz önceki tekerlemenin başkasını. Söyleyin. Ama bir saniye. Bir tekerleme de sizinle oynayalım. Bilirsem söylerim. Veya tamam. Sen beceremesem sen inersin. Tamam, ben söylüyorum. Tamam. İt iti itti, it biti itti. İt ile bit birbirini itti. İt de gitti, bit de gitti. Onu söyleyemem. Onu söyleyeyim. Berberi söyleyin. Bir tekerleme de ben sana söyleyeyim. Söyleyin, buyurun. Şu karşıda topal soban. Saban yapar satar topal soban. Niçin saban yapar satar topal soban? Çarıncı saban yapar satar topal soban. Ama çabuk çabuk söyleyin. Şu karşıda topal soban saban yapar satar topal soban. Niçin saban yapar satar topal soban? Çarıncı saban yapar satar topal soban. Yok öyle değil. Teşekkür ederim. Eyvallah. Haydi sen de söyle. Efendim vakit geldi. Söylesene. Hoca ezan okumak üzere. Cuma namazımızı eda edelim. Akabinde devam ediyoruz. Kağıthane'de cuma namazımızı kıldık. Camimizin ismi Örnek Cami. Evet, burada bir kermes var.
Kur'an kursu için kermes düzenlemiş hanım kardeşlerimiz. Gerçekten farklı güzellikler, çeşitler. Tabii biz yemek bölümüne gelince durak kaldık. Burada sordum nedir bu diye. Bunun özelliği nedir hanım kardeşim? Tokatın üzümü yaprağı. Tokatın yaprağı, evet. Tokatın yaprağı ünlüdür. Başka nesi ünlüdür? Pekmezi. Peki, size bir soru sormak istiyorum. Kızdırmaya gelmeyen ilimiz hangisidir? Tokat. Eyvallah. Evet efendim, görüyorsunuz güzel yemekler. El emeği, göz nuru, birçok el işi var. Evet, bütün ilgilileri davet ediyoruz diyoruz. Efendim, hoşça kalın. Sağ olun, teşekkür ederiz. Selbstzerstörung ist die Angst. Ich, der Eisvogel, will euch eine Geschichte über die Angst erzählen. Menschen, zugegeben, wir haben Angst, besonders vor euch. Evet efendim, burada şimdi bu üst tarafa çıktık, burada hikaye anlatıyor. 10 tane hikaye varmış. Artık ne hikayesi bilmiyoruz ama. Uzun bir hikayeye benziyor. Efendim merhabalar. Bu hafta sizlere nerelerden sesleniyoruz? Bu hafta sizlere Almanya'dan sesleniyoruz. Güneşinin az olduğu, soğuğunun, kışının çok olduğu Almanya'dan sesleniyoruz. Bugün bakmayın siz, hava biraz güneşli. Şansımızdan diyelim artık. Evet, Almanya'nın Kuzey Rhein-Westfalia eyaletinden sesleniyoruz. Kuzey Rhein-Westfalia eyaletinin Remscheid kentinden sesleniyoruz. Evet, şu an birazdan arka planda göreceğiniz gibi Remscheid'in ortasında Wuppertal, Remscheid ve Solingen'in ortaklaşa 2006 yılında restore ettikleri tren köprüsü Münster'ne Brücke'nin yani köprünün altındayız. Hemen altında bulunuyoruz. Yaklaşık 107 metre yüksekliğinde olan bu köprü gerçekten buraya çok güzel turistik bir alan kazandırmış. Yani bu köprü bu bölgeyi temsil ediyor. Bu köprüyü gören herkes işte Remscheid, işte Solingen, işte Wuppertal diyebiliyor. Evet efendim, şimdi sizler için bakalım Remscheid'de bizleri neler bekliyor? Bakalım diyoruz. Buyurun, yola koyuluyoruz efendim.
Biraz önce anons etmiştik Remşahit'te gezintimize diye. Evet, şimdi neredeyiz? Şimdi Remşahit Ditip Merkez Camisi'ndeyiz. Merkez Camisi'ni genel görüntü olaraktan birazdan aldık. Burada bakalım, yanımızda derneğimizin başkanı var. Başkanımızı bir tanıyalım. Neler yapılıyormuş? Akabinde o detaylara tek tek ineceğiz inşallah diyoruz. Ve şimdi başkanıza dönmek istiyorum. Merhaba başkanım. Merhaba. Önce sizi bir tanıyalım efendim. İsmim Metin Göçer, Kırşehirliyim. 1985'te beri Remşahit'te yaşıyorum. Şu anda da başkanım caminin. Ne kadar zamandır dernek başkanlığı yapıyorsunuz? Dernek başkanı görevine yeni seçildim ama 14 yıldan beri yönetim kurulunun içindeydim. Başka dalda hizmet ediyordum. İşte arkadaşlar beni tercih ettiler, bunlara başkanlık nasip oldu. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Başkanım nedir? Yani bu bir cami derneği, dini bir kuruluş. Siz sadece burada dini hizmet mi veriyorsunuz ya da nedir yaptığınız hizmetler? 1985'ten beri Remşahit'te yaşıyorum. Camimiz de 1986 yılında açıldı. 14 yıldan beri camide görevdeydim. Başkanlığa ilk defa seçildim. Bundan dolayı da mutluyum. Evet, tebrik ediyoruz. İnşallah güzel hizmetlere imza atarsınız diyoruz. Başkanım, şimdi biraz önceki sorumu tekrar etmek istiyorum. Camimiz dini bir kuruluş. Evet. Ama tabii ki sadece dini hizmetlerde bulunmuyorsunuz. Bunun yanında farklı hizmetler de var. Biraz bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz? Şimdi Almanya'daki camiler biraz daha farklı Türkiye nazarından. Çünkü farklı olmak zorundayız. Burada çocuklarımız yetiştiği için onların kültürlerini, örfümüzü, adetlerimizi, dinlerini unutmamaları için elimizden gelen gayretleri yapmaya çalışıyoruz. Bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman burası cami değil de bir kültür merkezi, sosyal bir merkez haline geldi. Bu çocuklarımıza her dalda hizmet etmeye gayret ediyoruz. Peki nedir? Örneklendirin, yani neler yapılıyor? Şimdi burada okul eğitiminden, formül doldurumundan, dine eğitiminden her türlü alanlarda hizmet vermeye gayret ediyoruz. Örneğin çocuklarımızın okulda sorunları olursa onlara okul yardım dersleri veriyoruz. Onların okullarını takip ediyoruz. İşte ne bileyim çok farklı bir yönlü çalışmalarımız var. Belediyeler çalışmalarımız çok değişik, farklı. İntegrasyona uyum sağlamak için gayret gösteriyoruz. Bu camilerde sadece cami değil de bir sosyal kuruluş, bir külliye niyetinde gibi kullanıyorsunuz. Değerlendiriyoruz. Evet, aynen öyle. Camimizin kaç tane üyesi var başkanım? Şu an camimizin 500 yakın üyesi var. Bunların hemen hemen 100 tanesi, 150 tanesi aktif, devam bizleri çalışan arkadaşlarımız. Yönetim kurumumuzda 7 kişimiz var. Bunun dışında yine bir alt komisyonlarımız var. Böyle faaliyetlerde falan. Onlardan da faydalanıyoruz. Bu 500'e yakın üyemiz aktif mi? Yani aktif deyince düzenli olaraktan üyelik aidatlarını ödüyorlar mı? Yoksa bunların içerisinde pasif olanlar da var mı? Şimdi aidatlarını hepsi ödüyor. Onlardan yana söyleyebilirim. Aktif derken bu 150 kişi falan aktif dedim. Onlar daha çok caminin içine dışına ilgilenen kişilerimiz. Diğer bu 500 kişiden de diyelim 350-400 kişi de işte cumaları geliyorlar, bayramları geliyorlar. Ama aidatlarını ödüyorlar. Düzenli ödüyorlar. Başkanım sizden ricamız bize camimizi biraz gezdirmeniz. Çocuklarımız yukarıda bildiğimiz kadarıyla ders görüyorlar. Bugün cumartesi, dolayısıyla hafta sonları çocuklarımıza dini ve diğer alanda dersler veriliyor. Biraz gezelim diyorum. Tabii memnuniyetle, buyurun. Thank you.
DİTİB'den ayrılıyoruz. Diğer derneklerimiz bekliyor bizleri. Koşaraktan oraya gidiyoruz. Remscheid'deki gezintimiz devam ediyor. Şu anda Remscheid Ülke Ocağı'ndayız. Sağ tarafımda başkanımız, sol tarafımızda bir sanatçımız var. Her ikisini de Remscheid'deki birçoğumuz tanıyoruz. Hatta sanatçımızı Remscheid dışında da tanıyanlarımız çok var. Birazdan yakından tanıyacağız ama ben öncelikle başkanımdan başlamak istiyorum. Bir başkanım, kendinizi tanıtır mısınız? Kimsiniz, necisiniz, nerelisiniz? Ben Hamza Öztürk, Kırşehirliyim. 30 senedir Remscheid'de yaşıyorum. 18 sene Kırşehir'de yaşadım, 30 sene Remscheid. O zaman ben Remscheidliyim. Şu anda Remscheid'e hizmet diyorum. Tabii ki gönlüm Kırşehir'e de atıyor, Türkiye'yle de atıyor ama Remscheid'e hizmet diyoruz sonuçta. 3 senedir Ülke Ocakları Dernek Başkanlığı'nı yapıyorum burada. Türk Federasyonu'na bağlı bir kuruluş burası. Derneğimiz 78 yılında kuruldu Remscheid'de. En son burayı 93 yılında mallık olarak satın aldık. Biraz önce görmüş olduğunuz binayı. Derneğimizde birkaç yönetim birden devam ediyor. Mesela Ayıldız Spor Kulübü var. Derneğimize bağlı ama kendi başına bir kuruluş. Veliler Derneği yine bizim de mevcut. Kadınlar Derneği kolu var burada. Gençlik kolları var. Bunlar hepsini derneğimize bağlı ama ayrı görevleri, ayrı faaliyetleri var. Remscheid'deki insanlarımızı başta dilini unutturmamaya çalışıyoruz. Diyoruz ki bir milleti yok etmek için önce dilini alacaksın, sonra dinini alacaksın. Biz hem dilini vermemeye hem de dinini vermemeye çalışıyoruz. Mesela burada dil kurslarımız var. Hocamız çocuklarımız dinini unutmasın diye dinini öğretiyor. İbadetlerimizi burada yapıyoruz. Camimiz mevcut. Salonumuz var. Salonumuzda kına gecelerimizde aynı Türkiye'deki gibi kültürümüzü burada yaşatıyoruz. Dinimizi burada yaşatıyoruz. Dilimizi burada yaşatıyoruz. Başkanım, mallık deyince herhalde mülkiyetini satın aldınız. Mülkiyetini satın aldık, evet. Kaç tane üyemiz var? 200 civarında üyemiz var. Düşer, çıkar ama 200 civarında üyemiz var. 200 civarında üyemiz var. Kayıtlı üyemiz. Kayıtlı üyemiz 200. Yani bunun dışında belki bir o kadar da üye olmayan ama devamlı hizmetimizde faydalanan insanlarımız var. Yani gönüldaşımız var. Gönüldaşımız var, vatandaşımız var. Burada insan ayrımı yapmıyoruz. Gönüldaşımız, yani Türk'üm diyen, Türkiye sevdalısı herkese kapımız açık burada. Belediye başkanıyla, belediyenin görevleriyle, hizmet alabilmek için, içli dışlı, yabancılar dairesiyle, efendim, Arbeitsamt'ıyla, insanlarımızın zor durumda kaldığı zaman bunlara faydalı olabilmek için oralarda da diyalogumuz var. Biz burada asimilasyon değil de entegrasyona uğraşıyoruz. Ve bu yolda da çalışmalarımız var. Saz kurslarımız var. Yani gençlerimizi burada tutmaya çalışıyoruz. Eyvallah başkanım, dolusun biliyorum. Biraz da Almanca sözcükler katıyorsun araya. Bizim izleyici kitlemiz sadece Almanya değil, dünyanın her yerinde artı Türkiye'de. Dolayısıyla mümkün olduğunca Türkçe seçelim. Yani Arbeitsamt'ı nasıl anlayacaklar şimdi? İş bulma kurumu olarak söyleyeyim. Yani integrasyon da daha çok uyum diye geçiyor. Uyum diye geçiyor. Yani onlara katılıp onlardan olmak değil de onların kanununa, nizamına uymak, ters düşmemek yani. Teşekkür ederiz başkanım. Teşekkür ederim. Efendim şimdi biraz önceki anons etmiş olduğum sanatçı kardeşimiz yanımızda. Şimdi bir de onu yakinen tanıyalım. Tabii ki birçok tanıyanları, sevenleri var ama biz yine de kendisinin bir kısaca tanıtmasını isteyelim. Akabinde ondan güzel türküler dinleyeceğiz inşallah. Öncelikle merhaba. Merhaba Mustafa Bey. Öncelikle hoş geldiniz Remscheid'e. Teşekkür ediyorum Cafer Bey kardeşim. Kısaca kendini bir tanıtıyorsun. Ben Cafer Altun, 1970 Sivas Şarkışla Büyük Yüreğel Köyü doğumluyum. 87 yılından beri Almanya'da yaşıyorum. Türk Federasyonu Kültür ve Sanat Ekibiyle Avrupa'nın neresinde bir Türk varsa o insanlarımızı, türkülerimizi, şiirlerimizi, marşlarımızı, gönlümüzdeki sevdamızı ulaştırma çabası içerisindeyiz. Az önce başkanımızın belirttiği gibi ana hedefimiz buradaki milletimizin öncelikle ana dilini unutmaması. Zira dilini unutan milletlerin dinini de unuttuklarına şahidiz hepimiz. O yüzden Türk milletinin milli ve manevi değerini koruması noktasında
türkülerimizin çok önemli olduğuna kanıyım ben. Bu yüzden de Türk halk müziğine gönül verdim. Bizim işimiz de türkülerimizle, insanlarımıza, gönlümüzdeki sevdamızı ulaştırmak. Eyvallah. Onu da güzel yaptığınıza inanıyorum. Şimdi bize 7'den 70'e izleyicilerine hangi türküyü seslendireceksiniz? Şöyle yapalım. Şimdi demişler ya hani bülbüle, ah vatan demiş, altın kafese koymuşlar. Gurbet diye güzel bir eser yaptık, onu yapalım. Ardından bakalım ne gelecek. Bu kendi besteniz, evet, kendi eser, albümünüzden, ilk albümünüzden. Evet, bir de bize gönül dostları Cafer kardeşim bir tane albüm hediye etti. Teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi bu albümden bir eser seslendirecek. Gurbet diyelim. Evet, gurbet diyoruz. Buyurun. Yara dedin nedir ki sevdiğim, sürerler merhemi gelir de geçer. Yara dedin nedir ki sevdiğim, sürerler merhemi gelir de geçer. Ne ölümdür ne zulümdür korktum, ayrılık ömrümden pay alır geçer, pay alır geçer. Ne ölümdür ne zulümdür korktum, ayrılık ömrümden pay alır geçer, pay alır geçer. Etmez. Güzelliğin beş par etmez. Bu bendeki aşk olmasa eğlenecek yer bulamaz. Gönlümdeki köşk olmasa eğlenecek yer bulamaz. Gönlümdeki köşk olmasa, gönlümdeki köşk olmasa. Günümüzde de fikirler ayrı gayrı olmasa paramparça olmazdık diyorum. Son eserimizi seslendireceğiz inşallah. Üçüncü hangi eser şimdi? Türkiye mi yapalım? Eyvallah, Türkiye mi diyoruz hep beraber? Tabii hep beraber. Evet, şimdi Türkiye mi diyoruz? Evet efendim, bizler Avrupa'dayız. Hep Türkiye özlemiyle yaşıyoruz burada. Yani ne kadar da burada kültürümüzü yaşasak içimizde hep bir vatan özlemi vardır diyoruz ve Türkiye mi diyoruz? Baş koymuşum Türkiye'min yoluna, düzlüğüne yokuşuna ölürüm. Asırlardır Kıratımı suladım, ırmağının akışına ölürüm. Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm. Hey 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 hey, ırmağının akışına ölürüm. Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm. Hey 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 hey. Efendim Cafer kardeşim, ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık diyoruz. Hep türkülerle kal, hep Türklerle kal diyoruz. Hep bizlerle kal. Söylemek istediğin son sözlerini alalım ve veda edeceğiz. Hep birlikte, el ele, gönül gönüle, nice mutlu günler diyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. Yolun, bahtın açık olsun diyoruz. Bizler de efendim bekleyen bir başka mekana, Remşahit'in bir başka bölgesine diyoruz. Evet, görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça ve dostça kalın diyoruz.
Evet efendim, Remşahit'teki gezintimiz devam ediyor. Aldığımız bilgilere göre Remşahit'te yaklaşık 115 ile 125 bin arasında toplam yaşayan insan sayımız var. Bunların içerisindeki yaklaşık %10'u Türk vatandaşı. Bunlar da 9500 ile 11 bin arasına tekabül ediyor. Yaklaşık 1500 tanesi Alman vatandaşı olmuş diyoruz artık. Yani Alman vatandaşı olmuş. Tabii ki Türklüklerini unutmamışlar ama vatandaş babında Alman olmuşlar. Burada yaklaşık 60'ın üzerinde Türk müteşebbisimiz var. Bunlar daha çok berber, kuaför diyelim, dönerci ve marketler ağırlıkta. Diğer ufak tefek farklı iş yapanlar da var ama çoğunluğu bunlardan oluşuyor. Buradaki insanlarımız daha çok fabrikalarda çalışıyor. Burası bir endüstri şehri. Gerçekten son krizde de çok büyük etkilenmeler olmuş. İşsizlik burada çok fazla artmış. Onu her gittiğimiz yerde istişare ediyoruz, anlatıyorlar. Tabii ki derneklerimiz çok gerçekten ağırlıklı olaraktan Orta Anadolu, İç Anadolu insanı burada çoğunlukta. Kayseri bir numara geliyor. İkinci sıraya Kırşehir, üçüncüye de Aksaray geliyor. Ve diğer illerimizden de birçok vatandaşımız burada ikamet ediyor. Şimdi Atip Derneği'ndeyiz. Atip Derneği'nin konferans ve düğün salonu diyelim bulunuyoruz. Çocuklarımız, kızlarımız yarışma varmış. Yarışma için hazırlar, gidecekler ama biz de kısaca durun. Biz çekim yapalım, akabinde gidersiniz. Sağ olsunlar, onları kaldılar. Şimdi sol tarafımda başkanımız, sağ tarafımızda bir amcamız da var. Ama ben ilk önce başkanımızdan başlamak istiyorum. Bir kendisini tanıyalım, akabinde bakalım neler yapmışlar, neler yapıyorlar, neler yapacaklar. Detaylara gireceğiz inşallah. Öncelikle başkanım, kendinizi bir tanıtır mısınız? Evet, adım Mehmet Arslan, Giresunluyum. 3 yıldır bu teşkilatımıza başkanlık ediyorum. Remşahit gezinizde bize de yer ayırdığınız için size ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii ki televizyon kuruluşunuza da. Remşahit Türk Kültür Ocağı bundan 35 yıl önce kurulmuş olan bir teşkilat. Aynı zamanda da Remşahit'teki ilk Türk teşkilatımız. 1974'te kurulmuş bir teşkilatımız. Kuruluş amacı Avrupa'daki yaşayan Türkleri vatan özlemini giderecek, aynı dili konuşabilecek, aynı sorunları paylaşabilecek bir ortam hazırlamak için kurulmuş olan bir teşkilat. Avrupa'ya gelen ilk Türklerin en güzel olan yanı güzel bir aile kültürü olması. Zamanla bu aile kültürünün kaybolduğunu gözlemleyen büyüklerimiz bu teşkilatlara ihtiyaç duymuşlar ve bu teşkilatımızı kurmuşlar. Remşahit'teki Türk insanına hizmet ettiğimiz gibi aynı zamanda Avrupa'da yaşayan bütün Türk insanımıza da hizmet etmek için bir çalışma yapıyoruz. Bugünkü yarışmaya katılacak öğrencilerimiz yine Almanya çapında yapılan bir yarışmaya katılacaklar. Remşahit Türk Kültür Ocağı yalnız Türk insanına hizmet eden değil, aynı zamanda Almanya'daki, Remşahit'teki yaşayan Alman insanına da hizmet eden bir topluluk. Çünkü yaşadığımız topluluğa küflet değiliz, artı bir değer getiriyoruz. Kültürümüzle, davranışımızla, uslubumuzla, yaşantı tarzımızla bunları öne çıkartaraktan çalışma yapan bir teşkilatımız. Peki başkanım, Almanlara da hizmet ediyoruz dediniz de ben konuyu biraz açmanızı istiyorum. Yani ne yapıyorsunuz Almanlara? Ben Türk Almanlarından kastetmiyorum yalnız. Evet. Alman Almanlarından kastetiyorum. Evet, biz Almanlar için ne yapıyoruz? Bizim buradaki çocuklarımızı güzel bir şekilde yetiştirmemiz aynı zamanda bu çocuklarımızın Almanya ülkesine güzel bir hizmetidir. Bu alanda yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda daha önceki çalışmalarımızda Almanya'da yaşayan, hatta Remşahit'te yaşayan özürlü insanlarımıza yardım kampanyasına büyük bir destek verilmiştir. Remşahit'in yine yeşilleştirilmesi açısından büyük bir destek verilmiştir. Bu sadece Atip Remşahit'in bir projesi mi yoksa Atip'in genel bir proje miydi? Bu Atip'in genel bir projesi ama Atip'in en büyük teşkilatlarından birisi olduğumuz için ve aşağı yukarıda ilk teşkilatlarından birisi olduğumuz için öncü bir teşkilat diyebiliriz. Gençlere yönelik neler yapılıyor? Yani kısa böyle biraz bahseder misiniz? Tabii ki şu anda eğitim sorunu çok büyük bir öne çıkan bir problem. Bu da tabii aile yapısının zamanla değişmesinden ileri gelen bir problem olduğu için aile eğitimine önem veriyoruz. Çocuklarımızın okul derslerine eğitim veriliyor. Çocuklarımızın kendi kültürüyle yaşadığımız ülkenin kültürü arasındaki gidiş gelişlerini önlemek için artı pozisyonları öne çıkartarak bu hususta onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Derneğimizin ne kadar üyesi var? Derneğimizin 200 tane üyesi var, kayıtlı üyesi var. Ama derneğimiz aşağı yukarı 2000 nüfusa
hizmet eden bir teşkilatımız. Çünkü yaşlı kesim artı teşkilatımızın resmi üyeleri değil ama yardımlarını hiç esirgemeyen, yine aynı gayretle gösteren ama kağıt üzerinde olmayan üye sayımızdır. Evet, gençlerimiz burada daha çok kız ağırlıklı görüyoruz. Erkek gençlerimizi tutamıyor musunuz, getiremiyor musunuz? Nedir o? Şimdi onlar biraz daha erkenden çıktılar, onun için şu an aramızda değiller onlar. Ama genç erkek sayımızda kız öğrencilerimizi birleştirdiğimiz zaman 100 tane gencimiz var. Bu genç sayısı da 15 ile 25 yaş arasındaki olan bir grup. Ki genç olmayan bir teşkilat zaten bitmiş bir teşkilattır. Onun için gençlerin büyük yeri var. Muhakkak onlar da aramızda. Eyvallah, o konuda tebrik ediyorum sizi. Birçok gönül dostları, dernekleri ziyaret ediyoruz, çekimler yapıyoruz. Ben hiçbir dernekte bu kadar genç bir arada görmedim. Bakın, bunu üstüne basa basa söylüyorum. Genelde 35 yaş üzeri bizim oradaki gençlerimiz. Onlar genç kalmışlar. Ama buradaki gerçek gençler. Başkanım, eklemek istediğiniz daha başka bir şey varsa gönlünüze, buyurun. Mikrofon sizin. Evet, ben yine teşekkür ediyorum size ve televizyon kuruluşumuza. Bu gibi programlara da destek verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü bizim en büyük problemimiz insanlara yeterince ulaşamamamızdır. Televizyon kanalları sayesinde bu çok güzel sağlanabiliyor ama televizyon kanallarımız bu gibi işlere daha çok önem verirlerse biz daha çok seviniriz diyorum. Evet, teşekkür ediyoruz sizlere, gençlerimize, daha doğrusu yarınlarımıza sahip çıktığınız için. Çünkü geleceğimiz bunlar, dolayısıyla bunlara sahip çıkmalıyız. Bunların bir elinde Kur'an-ı Kerim olmalı, diğer elinde de bilgisayar olmalı ki gerçekten çağa hazır olsunlar. Başkanımızın da ilettiği gibi şimdi sağ tarafımızdaki amcamıza dönelim. Bir de onu tanıyalım, bakalım onun gönlünde, yüreğinde neler var. Merhaba amcam, seni bir tanıyalım. Benim ismim Bayram, soy ismim Er. 1971'de Remşahit'e geldim. Ve o günden bu tarafa bu faaliyetlerin içerisindeyim. Ve hoca efendiler olmadığı zaman fahri olarak hoca görevinde yürütüyorum. Çocuklarımıza daha önceleri Türkiye'den hoca efendiler gelmemişti. Biz burada çocuklarımıza din dersleriyle ilgilendik. Ve spor sahasında da çocuklarımızla, gençlerimizle spor sahasında da varım. Diğer arkadaşlarla birlikte. Bu şekilde Remşahit'te şimdiye kadar işte faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Başkanımız anlattı. Siz ilk kurucu üyelerinden misiniz? Evet. Biraz o zamandan bahseder misiniz? Yani hangi şartlarda ibadet ediyordunuz? Hangi şartlarda yaşıyordunuz? Evet. O zamanları tabii ki teşkilatlar kurulmadan önce, ben buraya 71'de geldiğimde bayram namazı kılacaktık. Bir efendim, amcamız tabii ki yıllar öncesine döndü. Dolayısıyla o zamandaki hangi şartlarda ibadet ettikleri göz önüne geldi. Şimdi tabii hatıralar canlanınca duygulanmamak da elde değil. Dolayısıyla o zaman söylemek üzere iken duygulandı. Kiliselerde bayram namazlarını ve cuma namazlarını kılıyordunuz. Bir şeyin o zamanki hayemin altında şey yaptık. Cuma namazları. O zaman hayem deniyordu, şeyler vardı. İşçiler, buradaki işçiler o zaman bekar kalıyordu. Onun için o hayemin altında toplandığımızda tabii hiç kimse bilmiyor şey. Birbirlerini tanımadığı için kim kıldıracak, kim hoca olacak bu şekilde. Ben orada tabii baktım, bende tabii başka hoca var mı sanıyorum. Öyle bir şey yok. Sonra ben bu şeye müdahil oldum. Ve orada bayram namazını cemaatle beraber kıldık. Ondan sonra devamlı işte spor tahlilleri falan tutarak sonra işte bu teşkilatı 74'te kurduk. Ondan sonra küçük bir ibadet yerimiz vardı filan. Ricam senden amcam, ilk namazı nerede? Yani cemaat olaraktan, toplu olaraktan nerede kılmıştın? İlk namazı bir hayim denilen yerin altında, burada Remşahit'te BSI TÜİSEN, o zaman ismi Deve'ydi. Onların şeyinin altında, hayminin altında kıldık. Ondan sonra arkadaşlarla bir araya geldik. Buradaki şu karşıda Noya Kamberştirası denen yer var. Orada spor tahlili var. İkinci bayram namazında orayı kiraladık. Geçici olarak orada kıldık.
Amcam hayım dediğiniz herhalde yurt. Evet, yurt. Evet, yurt. Bizim o zaman burada geldiğimiz zamanlarda o işte hayım denilen yerlerde bekar olarak odalarda kalıyorduk o zamanlar. Siz neden duygulandınız? Biraz bahseder misiniz? Yani o duygulanma sebebiniz neydi? Oraya geç, oraya diyemeyeceğim. O zamanki gençliğimiz var tabi, gençlik durumu. ...22 yaşında askerliği bitirince geldim ben buraya. O zaman insanlarımız... ...tabii herkes kırsal yerlerden gelmişti. Tabii ki İslam'a o kadar pek ısınkın değillerdi o zaman insanlar. Sadece cuma namazı da yoktu. Biz bayram namazlarında toplanıyorlardı. Biz derneği kurduğumuzda ezan okuduğumuz zamanları bile vakit namazlarında bir iki arkadaşımız camiye geliyordu o zaman. Ama sonra tabii bu işler genişledi. Arkadaşlarımız tabii şuurlandı. Cemaatler çoğaldı. Ama tabii ki o zamanki durumları görünce ben duygulanıyorum. Bugün durumumuz o zamana bakarak çok güzel. Yani şimdi şu teşkilattır. Amcam bunlar sizlerin eseri. Gerçekten sizler eli öpülesice insanlarsınız. Gerçekten bizler sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu güzel mekanlarda istediğimiz gibi ibadet edebiliyoruz. Nezih, tertemiz, sizleri nerelerde ibadet ettiklerini siz duygulanıyorsunuz. Dolayısıyla tabii ki kırsal kesimden insanlarımızın birçoğu da İslamiyet'i de bilmiyordu. Evet. Bilenler de yaşayamıyordu. O zamanki hükümetlerimiz de sağ olsunlar bizlere hiç sahip çıkmadılar herhalde. Çıkmadı. Sizlere sahip çıkmadılar. Hatta 1984'lere 85'lere kadar yani Türkiye'den hocaefendiler gelmiyordu. Yani o zamanlar buradaki bizim gibi şey olanlar idare ediyordu. Tabii ki bu teşkilatlar olup kurulunca burada ondan sonra Türkiye'deki Diyanet teşkilatımız bu işin farkına vardı. Ondan sonra buraya tabii ki hocalar falan göndermeye başladılar. Biz de onlardan ilk önce Diyanet teşkilatından göçük olarak Ramazanlarda falan şey alıyorduk. Hoca efendileri getiriyorduk. Bir ay, iki ay işte duruma göre üç ay falan kalıyorlardı. Ve netice son zamanlarda da biz herkes kendi teşkilatları hocalarının maaşlarını vererek Türkiye'den süreli getirmeye başladılar. Dini meseleler o şekilde yürüdü gitti yani. Bu teşkilatla ilgili hiç ilginç bir anınız var mı? Böyle hani hatırladıkça tebessüm ettiğiniz? Öyle bir şeyim yok ama tabii ki benim en çok o zamanki teşkilatlardaki üzüldüğüm durum o zaman tabii şu olurdu. 150-200 kişi toplanırdık. O zaman bir de şimdi Türkiye'de olaylar falan da oluyordu ya. Türkiye'yi kurtarmak için de uğraşırdık o zaman. Oturup konuşurduk. Şöyle olsa bir olursa. Fakat dini yöne, cami yönüne gelindiği zaman ezan okununca ya 3 kişi ya 4 kişi gelirdi de o üzerdi beni o zamanların. Ama sonradan yavaş yavaş bunları anlattı. Cemaatlerimiz çoğaldı şükür. Buradaki çocuklarımız da almış oldukları din dersleriyle daha önceki gençlerden daha şeyiler yani. Peki amca. Oldukları halde yani ilgileri daha iyi yani. Peki teşekkür ediyorum. Gönlüne sağlık diyorum. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Efendim şimdi aramızda bir değerli yöneticimiz de var. Şimdi bir de aynı zamanda haç müdürü. Bir yakinen tanıyalım diyoruz. O abimize dönüyoruz efendim. Efendim biraz önceki anons etmiş olduğumuz abimizin yanındayım şu anda. Daha önce ben tanıştım ama yine de kendisini tanıtmasını bir rica edelim. Merhaba. Merhaba. Buraya geldiğinizden dolayı teşkilat adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. İsmim Ramiz Dedeoğlu. 1948 İstanbul doğma büyüme. Aşağı yukarı 72'den beri Almanya'da ve devamlı bu şehirde. İşte 1987'de ATİP kurulduğundan beri aktif olarak bu teşkilatta Allah rızası için hizmet vermeye çalışıyoruz. Senelerden beri genel yönetim kurulu, iki dönemde North Rhine-Westphalia bölge başkanıyım. Kuzey Rhine-Westphalia. Evet, Kuzey Rhine-Westphalia bölge başkanıyım. Evet.
Aynı zamanda işte 14 senedir de Avrupa Türk İslam Birliği Haç Komitesi'nde koordinatörlük olarak görev yapıyoruz. Yüzlerce arkadaşımız, binlerce arkadaşımız bizle hacca geldi mukaddes topraklara. Bölge başkanı demek işte burada bu bölgede bulunan derneklerin bir üst sinsile danışmanlığı. Bildiğiniz gibi Remşet Türk Kültür Ocağı Başkanı Sayın Mehmet Arslan açıkladı. Bizim gayemiz buradaki Batı Avrupa Türklerine aynen 6000 kuruluş gayesi olarak yani içinizden bir nesil olsun onları kurtuluşa iletsin, erdirsin. Yani kötülükler iyiliği emretsin, kötülükten men etsin. Bunlar tabii artık görüyorsunuz Avrupa'daki tehlikeli durumu. Gençlerimizin işte Türk dili, Türk tarihi, İslam tarihi, kültürlerini burada erimeden hayatlarını yani bir Türk olarak devam etmelerini, erimeden devam etmelerini, uyum fakat asla erimeden hayatlarını devam etmeleri için gereken çabayı gösteriyoruz. Uyuma evet, asimilasyona hayır diyoruz değil mi? Dilimizle, dinimizle, kültürümüzle. Hatta kültürümüzle artı değer katarak bu Avrupa toplumuna bizim ekleyeceğimiz, yani artı değerler katacağımız konumdayız. Dolayısıyla çünkü 3 milyonluk bir potansiyelin bu kadar emekten sonra bu memlekette söz sahibi olmasını, örnek bir şekilde Türk toplumunun söz sahibi olmasını arzuluyoruz. Çünkü artık bizim kolay kolay bu topraklardan geri gitme olasılığımız yok gibi. Artık biz bunu aynen senelerdir Avrupa Türk İslam Birliği uyguluyor. Biz burada kalıcı Batı Avrupa Türkleriyiz. Avrupalı Türkleriz. Evet. Değil mi? Artık ne gurbetçiyiz ne Almancıyız. Aynen. Artık bu cici cucular yok. Biz Avrupalı Türkleriz diyoruz. Aynen. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Böyle güzel yani buradaki kimliklerimizi, buradaki faaliyetlerimizi en güzel medyaya, televizyonlara aktardığınız için ben sizi de yakından tanıyorum. Hakikaten bu işe değer verenlerdensiniz. Sizlerin başarınızın daim olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ve teşkilat adına tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Biz sizlere teşekkür ediyoruz. Evet efendim, sizler güzellikleri yapacaksınız. Biz de hem şahsım adına hem de kanalım adına gelmeyeceğiz. Ama sizler de doğru dürüst kanalları tercih edin diyoruz. Ve dolayısıyla kendinizi göreceğiniz kanalları tercih edin diyoruz. Kültürümüze sabahtan akşama kadar dilimize, dinimize küfreden kanalları tercih etmeyin diyoruz. Aramızda bir yine dernek başkanımız var. Bu dernek başkanımız Kayseri Akkışlalılar Dernek Başkanımız. Efendim o bize bir şiir hazırladı. Şimdi ondan o şiirini alacağız. Yine gidelim bakalım bize hangi şiir hazırlamış. Evet efendim, biraz önceki anons etmiş olduğum Akkışlalılar Dernek Başkanımız yanımızda. Şimdi bize önce kendini tanıtacak, akabinde de hazırlamış olduğu şiir okuyacak. Bakalım ne hazırlamış. Efendim merhabalar. Merhaba, merhaba, hoş gelmişsiniz. Ben İbrahim Ergül, Kayseri vilayetinin Akkışla kazası doğumluyum. 72'den beri Almanya'da işçi olarak bir fiil çalışmaktayım ve Remşahit Türk Kültür Ocağı'nın da daimi üyesiyim. Hilal TV ve Mustafa Birkan aracılığıyla tüm Kayserilere selam ederim. Ve bir şiir sizlere o takdim etmek istiyorum. Evet, şiirimizin adı da Almanya değil mi? Şiirimizin adı Almanya. Evet, buyurun. Çilelerim köprü oldu Tuna'ya, dilimden anlamaz kulun Almanya. Döneceğim günü hep saya saya, ömrümü tüketti yılın Almanya. Ne çıkardın beni ne de getirdin, emeğimi yiye yiye bitirdin. Gençliğimi benden alıp götürdün, bana mı kalacak malın Almanya? Yıllar var hasretim yarana dosta, sıcak bir çorba görmedim tasta. Sana sağlam geldim, eyledin hasta. Zıkkım olsun paran pulun Almanya. El gibi sıraya katılamadım, evlat oldum elden ele tutunamadım. Anam babam öldü yetişemedim, köyüme çok uzak yolun Almanya. Ne murat almışım ne de alırım, daha çok vatana hasret kalırım.
Veda dola, vade dolar bir köşede ölürüm. Beni götürür eşim, dostum almaya. Seninle bir tanışalım güzel kız. Yalnız utanmak yok, başını kaldıracaksın, dik olacaksın. O çirkin babanın güzel kızı. Seni bir tanıyalım, adın ne bakayım? Alo, Almanca mı konuşayım? Wie heißt du? Bu kızla konuşmak biraz zor, ben görüyorum yani. Babası bülbül gibi öttü ama kız da susuyor. Evet, teşekkür ederiz. Bir alkışlıyoruz isterseniz başkanımıza. Efendim şimdi biraz daha derneğimizi genel görüntüsünü alalım. Akabinde bir sonraki durağımıza gideceğiz. Efendim buyurun camimizi Atip'i gezmeye. Tabii ki ben ve kameramanım sabah kahvaltımızla yola çıkmıştık. Bu arada tabii ki öğlen yemeği oldu. Sağ olsunlar bizlere sabah kahvaltısı hazırlamışlar. Ama bize öğlen yemeği olarak nasip olacak inşallah. Gerçekten güzel. Burası dershane. Kadın kolları başkanımız buradaymış. Daha doğrusu birinci ve ikinci, üçüncü nesil. Üçü de burada. Biz bir kısaca kadın kolları başkanımızla bir tanışalım. Merhaba efendim, sizi tanıyalım. Merhaba. İsmim Bedia Güneş, Kayserili'yim. El işlerinde burada yapılan şeyleri, hamur işi yapıyoruz. Börek, çörek, yuha, mantı yapıp satıyoruz. Tabii gençlere de hizmet vermeye çalışıyoruz. Gençleri buraya toplamaya çalışıyoruz. Peki, teşekkür ediyorum. Efendim bir de birinci nesil demiş olduğumuz biraz önceki anonsumuzda ilk gelenlerden. Evet, sizsiniz birinci nesil. Sizi de kısaca bir tanıyalım. Adım Gülbeyazer. Remşehir'deyim. Almanya'ya geleli burada oturuyorum. Kucumuz yettiği kadar, elimden geldiği kadar buraya faaliyette bulunmaya çalışıyorum. Bir yere gidip bir iki arkadaşına sohbet edecek yerimiz yoktu. Allah'ımıza bin şükürler olsun. Buramız oldu, çocuklarımız geliyor, kendimiz geliyor. Çok güzel. Ben buraya geldiğim zaman sanki bir doktora gidip de terapiyi görmüş gibi oluyor. Güzel bir şey oluyor. Onun için de sabah hasta da olsam geliyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Efendim yengemiz bir şey söyledi. Aslında çok altı çizilmesi gereken sözlerden bir tanesi. Ben dedi hasta olsam dahi buraya geldikten sonra terapi oluyorum. Yani iyi oluyorum. Doktora gitmeme gerek yok diyor. Gerçekten İslamiyet'i söylemini biraz düzeltmem lazım. Çünkü bazıları kızabilir. Müslümanca düşünüp Müslümanca yaşar isek demek ki soruların birçoğu çözülüyor diyoruz. Efendim biz kahvaltımızı yapacağız. Daha doğrusu öğlen yemeğimizi. Bize biraz müsaade. Kameramanım acıktın herhalde. Bir kafa salla bakayım. Acıktın mı? Evet, kameramanım acıkmış. Efendim merhabalar. Remşahit sokaklarında geziyoruz. Tabii ki Remşahit'teki derneklerimizi gezdik. Evet, burada bir kardeşimiz var. Bir tanıyalım. Kendisi yakışıklı, benden de yakışıklı değil tabii ki ama bir tanıyalım öncelikle kimmiş. Merhabalar efendim. Merhabalar efendim. Sizi bir tanıyalım. İsmim Mehmet Genç. Kırşehir'deyim. 28 yıldır Almanya'dayım. Remşahit'te ikamet ediyorum. 3 çocuk babası. İşte burada proje mühendisi olarak çalışıyorum. Şu anda işte Türk Dernekler Birliği Başkanıyım. Ayrıca Remşahit Belediyesi Göçmenler Komisyonu üyesiyim. Siyasi aktivitelerimiz bu şekilde devam ediyor. Dernekler Birliği Başkanıyım dediniz. Kaç dernek var bu birlikte?
Şu anda 5 Omar'la birlikte siyasi platformda ve siyasi haritada birlikte yürümek adına 8 derneğimiz var. Tabii ki şu an yine iki derneğimizde bu Dernekler Birliği'nin çatısı altında bulunması için gayret sarf ediyoruz. Yani toplam şu an 10 hedefliyoruz. Burada toplam kaç tane Türk derneği var Remşahit ve civarında? Tabii irili ufaklı spor kulüplerini de eğer göz önünde bulunduracak ve onları da sayacak olursanız bu kabarık bir sayı ama büyük olması itibariyle şu anda 8 ila 10 arası diyebilirim. Yani sizin hedefinize dolayısıyla 10 oluyor. Yani hepsi tamamı. Biraz önce öğrendim bir programınız varmış. Biraz da ondan bahseder misiniz? Biraz sonra Nizami Alem Derneği'nde, Birliği Derneği'nde bir programınız varmış. Nedir? Bu belediyenin Türkçemizde İl Sağlık Müdürlüğü'ye bilinen ve Almanca'da Gesundheitsamt'ın bu belediyenin kurum ve kuruluşlarıyla bir dizi yaptığımız normal seminerlerden bir tanesi. Ve konunun içeriği okul öncesi çocuklarda görülen, sıkça görülen bilhassa göçmen çocuklarında kilo sorunları, işte bunların önlerinin alınması, bunlara karşı ne gibi ihtiyadi tedbirler alınabilir ebeveynler, anne ve babalar, bunlarla ilgili yine düzenli beslenmeyle ilgili büyüklere göre de yapılacak bu seminer. Yani düzenli beslenme gerek çocuklara gerekse büyüklere, onun için bu konuda bütün derneklerimize bu bilgiyi ulaştırdık. Oradaki insanlarımızı da bu 16'da bugün 16'da orada bulunmaları için kendilerine ricada bulunduk. İnşallah biz de orada bulunuruz diyoruz. Biraz faydalanırız. Hem de izleyicilerimiz bu konuda bilgi sahibi olurlar diyoruz. Tabii bu güzel kardeşimi yakalamışken birkaç tane de genel kültür sorusu soralım. Bakalım genel kültürle Mustafa arası Bey, nasıl? Mustafa Bey, şimdi seyirciler benim notumu verecek. İsterseniz gelin bana bu kültür sorularını düşünün. 30 yıldır Almanya'da yaşamının 3'te 1'lik bölümünü kardeşiniz olarak geçirmiş bir insana artık ne gibi kayıpları olabileceğini şu anda... Yok, sanmıyorum. Amacımız burada tabii ki beyefendinin bilgisini ölçmek değil. Dolayısıyla biz size sorduğumuz andan itibaren ekranları başındaki gönül dostları o sorunun cevabını merak edecekler. Onun için de sormak açısından, öğrenmek açısından güzel olacak diye düşünüyorum. İlk sorumuz, dünyanın en büyük Müslüman ülkesi hangisidir? İndonezya diye biliyorum. Yani bravo, biliyorsunuz. Bakın zorlanmadınız. Bir diğer soruyu da sormak istiyorum. Futbollarınız nasıl? İyi olduğu söylenemez ama yine de sorabilirsiniz. Peki o zaman size sorayım. Futbolda Dünya Kupası'nı ilk hangi ülke kazandı? Bu gerçekten benim için zor bir soru. Eğer Brezilya değilse ben Almanya'ya ihtimal vermiyorum. Türkiye olabilir mi? Hayır. Türkiye olamaz. 54'te katıldı bir Macaristan'da biliyorum. Son kez de Japonya Kore'de katıldı ve üçüncülük elde etmişti. Bunu biliyorum. Ama hangi ülkenin ilk defa dünya şampiyonası olduğunu bilmiyorsunuz? Yine İtalya, Brezilya ekseninde gidip geliyorum ama tam Macaristan olabilir mi? Söyleyeyim mi? Uruguay. Oo, hiç aklıma gelmezdi. Efendim, Remşahit'te geziyoruz. Şu anda Remşahit'in alışveriş merkezinin tam göbeğinde. Sol tarafımızda bankamız, belediyemiz, alışveriş merkezlerimiz. Arka planda da Remşahit'i simbolize eden anahtar fabrikalarının, bizim Türkçe'de ne deriz, İngiliz anahtarının sembolü var. Aslında İngiliz anahtarı değilmiş, demek ki Alman anahtarıymış. Biz hep bunlara Türkiye'de İngiliz anahtarı diye adlandırıyor idik. Ama aslında Alman anahtarıymış. Arka planda görüyorsunuz. Burada endüstriyi temsil eden anahtarımız var. Gezintimiz devam ediyor.
Remscheid sokaklarında geziyoruz. Çat kapı girdik bir iş yerimize. Burası da Türk iş yeri. Değerli kardeşim burada televizyonlar, telefonlar, elektronik adına ne varsa hepsini satıyor. Gerçekten fiyatlar da çok cazip gördüğüm kadarıyla. Buradan Remscheid ve civarındaki Türk gönül dostlarımıza sesleniyoruz. Mutlaka buraya gelip bakmadan bir başka yerden almayın diyoruz. Ve şimdi bu güzel mekanın o genç delikanlı sahibini tanımak istiyoruz. Merhabalar, sizi bir tanıyalım. Adım Ahmet Han Baykuş. 1980 doğumluyum. 29 yaşındayım. Kayserliyim. Burada doğmak büyümeyiz. Ahmet kardeşim, bu iş yerini, mekanı açtınız. Elektronik eşya satıyorsunuz. Televizyondu, telefondu, bilgisayardı. Bu işin eğitimini aldınız mı? Şöyle diyeyim. Yüksek Ticaret Okulu'nu okudum ben. 2 sene, 2,5 sene. Ondan sonra daha sonra meslek edindim işletmecilik üzerine. O da 2,5 sene sürdü. Daha sonra 3 sene işletmecilik üzerine firmada çalıştım. Zaten küçüklüğümden beri elektronik eşyalara merakım vardı, teknolojiye merakım vardı. Zaten siz Kayseriler ticarete de merakınız vardır. Evet, sattığınız ürünlerden bahsedin, neler satıyorsunuz? Sattığımız şeyler işte ilk cep telefonları geliyor başa akla. Fetraksız veriyoruz biz. Yani sözleşmesiz. Sözleşmesiz, evet. Dediğiniz gibi. Ev telefonları, araba teypleri, navigasyonlar, televizyonlar, LCD televizyonları ve yedek parçalar, akla gelen elektronik ne varsa, bilgisayar parçaları. Ahmet kardeşim, bu iş yerinizi açalı ne kadar oldu, bu mekanı açalı? Şimdi ben 2005 yılında Anun Ferkov açtım başka bir yerde. Aşağı Mart'ta Remscheid'de bilinir. Bir dükkanla başladık. Anun Ferkov dükkanıyla. 4 sene orada çalıştım. Bu 4 sene itibariyle sonunda ikinci yeri açtık buraya. Çarşının ortasında. Buradan müşterilere, daha doğrusu şu an ekranları başındaki bizi izleyen Remscheid ve civarındaki bütün gönül dostlarına neler söylemek istersiniz? Yani gelsinler, görsünler. Nasıl davet ediyorsunuz onları? Nasıl davet edelim? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere sizin de dediğiniz gibi yani başka bir yerden almadan, bir Almandan almadan mutlaka kendi gönüldaşlarınıza, kendi vatandaşına sorsunlar. Yani en azından gelip fiyat öğrensinler. Yani dışarıda nasıl satılıyorsa biz de o şekilde satıyoruz. Tercihleri size olsun. Tabii yani biz olursak seviniriz. Buradan hem Kayseri'ye hem de öğrendiğim kadarıyla bugün aynı zamanda da Aksaray'ın damadıymışsın. Neler söylemek istersin ekranlara başındaki seni sevenlere, seni tanıyanlara? Vallahi ne diyelim, biz de Türkiye'nin bir parçasıyız tabii ki. Allah hepsine selamet versin. Peki, teşekkür ediyoruz. Gerçekten sana. Gerçekten güzel bir mekanı var. Başarılar diliyoruz. Buradan tekrardan çağrıda bulmak istiyorum. Remscheid ve civarındaki bütün Türklere gelin görün. Hani bir Anadolu'da tabir vardır ya, almadığıma değil bakmadığıma yanarım diye. Gelin görün, almazsanız yine almayın diyoruz. Efendim tekrardan merhabalar. Remscheid sokaklarında gezintimiz devam ediyor. Şimdi bir anne bir kız, daha doğrusu bir de genç delikanlımız, üçü bir arada geziyorlar. Şimdi onlara sponsorumuz olan, ana sponsorumuz olan City'den bir hediye çekimiz var. Ama önce bir tanıyalım öncelikle. Sizden başlayalım. Merhabalar. Merhaba. Adımız, soyadımız? Mehmet Polat. Memleketimiz? Kırşehir. Kırşehir'in neresinden? Çiçekdağı. Seni de bir tanıyalım hanım kızımız. İrem Nur Polat. İrem kaç yaşındasın? 12. Okuyorsun? Evet. Hangi okula gidiyorsun? Hauptschule Wilhelm. Kaçıncı sınıf? 6. Heyecanlandın mı? Kollarına falan oynuyorsun kız. Heyecanlandım biraz. Türkiye'de kimler var? Herkes. Mesela aklına kim geliyor? Babaannem, dedem, halam. Onlara neler söylemek istersin? Onları çok seviyorum. Hepsine selam söylüyorum. Hemen selamı söyledin, kurtuldun. Siz? Ben annem, babam, kardeşlerim, bütün hepsi oradalar. En son ne zaman izine gitmiştiniz? Ben gitmedim. Geleli 2 sene oldu Türkiye'den. Ama daha hiç gitmedim. Özlediniz mi? Yani. en çok kimi özlediniz? Annem. Şu anda anneniz karşınızda. Ya anneciğim, seni çok seviyorum. Öpüyorum. Allah'a emanet olun.
Şimdi sizinle de bir oyun oynamak istiyorum. Tekerleme ya da atasözü. Ne düşünürsünüz? Ben hediyeyi peşinen veriyorum size. City'den. Hediye çekimizi peşinen veriyorum. Kazansanız da kazanmasanız da veriyoruz. Hangisini seçelim? Tekerleme mi? Atasözü mü? Din kültürü mü? Atasözünü. Peki o zaman senden başlayalım. Ben yarısını söyleyeceğim. Bir sözcüğünü eksik söyleyeceğim. Sen tamamlayacaksın. Anne de yardım edebilir. Ya yardan geçmeli ya... Neyden geçmeli? Neyden geçmeli? İnsandan. Ya yardan geçmeli ya nokta nokta geçmeli. Ya yardan geçmeli ya. Sen? Bilmiyorum. Anne bilmezse de ben nereden bileyim değil mi? Ya da serden geçmeli. Aslı ya. Kaç yıldır buradasınız? 2. 2 yıldır Almanca ne güzel hemen akso çektiniz. 6 ay Bursa gittim iyi ya. Yani. Peki teşekkür ediyoruz. Söylemek istediğiniz son sözlerinizi söyleyelim. Yani teşekkür ediyorum ben de size böyle bir röportajla bizi kabul ettiğiniz için. Başarılarınızın devamını diliyorum. Peki teşekkür ederiz. Bir el sallıyorsunuz, uğurluyoruz. Efendim Remşahit dedi tabii biraz önce sık sık anons ettik. Dedik ki Remşahit bir demir çelik. Yani büyük fabrikaların olduğu bir yer. Görüyorsunuz programımızın da ismine uygun bir şekilde 7'den 70'e hepsi çalışıyor. Bakın dedemiz elinde çekiciyle demir işliyor. Aynı ona keza ninemiz de yine aynı şekilde demirini işliyor. Yaşlı amcamız koltuğunun altında blok demir bir paket demir almış. O da çocuklarımız da yardım ediyor. Yani buradaki bütün aileler aile olaraktan demir çelikle uğraşıyorlar. Gerçekten çok ilginç figürler var. Evet. Bakın burada bu tarafa gel kameramanım. Amcamız bir elinde prosu yine omuzunda demiriyle gidiyor. Çocuklarımız da ona keza. Evet, gerçekten ilginç bir figür. Tamamen bu yöreye özgü bir heykel olmuş efendim. Efendim, Remşahit'teki gezintimize devam ediyoruz. Şu anda Remşahit'in aslında çok ünlü bir bölgesindeyiz. Biliyorsunuz Anadolu'da bir tabir vardır. İçimizi dışımıza çıkartan bir alet vardır. Nedir bu alet? Röntgen aletidir. Yani bu röntgen aleti bulan insanın olduğu, yaşadığı köyünde bulunuyoruz şu anda. Lenep'teyiz. Remşahit Lenep'teyiz. Burada bir Yozgatlı ailemiz var. Yozgatlı ailemiz malum birçok Avrupalı Türklerin olduğu gibi işçi ailesi. Yozgat'tan buraya göç etmiş. Fabrikada bir su ısıtıcısı fabrikasında çalışmakta. Çocukları var. Bir tanesi var ki bu Fatih isminde şu anda 14 yaşında özel birisi. Gerçekten çok özel birisi. Her şeyiyle özel birisi. Çok da sevimli, tatlı birisi. Ben onu bir düğün merasiminde görmüştüm, tanımıştım. Çok arzu ettim. Ailesi de bizim arzumuzu, isteğimizi kırmadılar ve evet dediler. Şu anda evlerinde misafir oluruz efendim. Şimdi bizim bu aileyi biraz tanıyalım. Hayat hikayelerini, biraz kendilerinden bahsedelim. Akabinde Fatih'ten de bahsedeceğiz. Ama öncelikle ben bu aileyi bir tanımak istiyorum. Öncelikle sizden başlayalım. Evin reisi olaraktan sizi bir kısaca tanıyalım efendim. Ben Ali Yürekli. 1979 yılında Almanya'ya geldim. Ondan 81'den beri de Weiland firmasında çalışıyorum. Su ısıtıcı firmasında, Klefer firmasında. 28 senedir aynı firmadayım işte. 4 tane çocuğum var. En büyüğü kız, ondan sonraki oğlan, tekrar kız, ondan sonra da işte en son çocuğumuz Fatih. Fatih'imiz. Evet, siz de bir tanıyalım annemizi. Hüsnü Yürekli'yim. 79'da geldik. 82'de düğünümüz oldu, evlendik. 4 çocuk annesiyim.
İki kızım, iki oğlum var. Fatih oğlumla uğraşıyorum, ilgileniyorum. Bir de Fatih'i tanıyalım şimdi. Efendim Fatih'i de ben Fatih diye anons ettim ama bir de sen kendini tanıtır mısın? Ben Fatih Yürekli. Fatih kaç yaşındasın? 9 yaşındayım. Yani sen Almanca söyledin 13 ama artık 14 oldun ya. De bakayım bir Türkçe 14. 14. Evet efendim şimdi ailemizin biraz daha yakından tanıyalım. 79 yılında geldiğini söyledi Ali Bey. Geldiniz, çalışıyorsunuz. Diğer çocuklarınızda böyle bir özel durum var mı Ali Bey? Hayır, öbür çocukların hepsi normal yani. Bir işte sonradan Fatih şeydi, dünyaya geldi. Onda çıktı yani bu hastalık. Bu hastalık yani ismi yok. Küçük çocuk diyorlar hani, küçük insan diyorlar. Yani bunu Fatih'in doğduğunda 17 tane dünyada. Hani 3 tane Almanya'da vardı, 3 tane Türkiye'de varmış araştırdığımıza göre. İşte İtalya'da var bir tane, İran'da var bir kız çocuğu. Hani Polonya'da var 2 tane. Yani bunun hastalığının herhangi bir ismi yok yani. Ondan sonra işte dediler, ben götürdüm üniversitelere. Şimdi Fatih yani 2 sefer ameliyat geçirdi tekrar beyninden. Yani herhangi bir sorun yok şu anda Allah'a şükür. Çok iyi. Dediğim gibi yani... Gelişmesi son zamanlarda daha bayağı bir büyüdüğünü söylediniz. Hani ilk doğduğundan sonra yani biraz daha şeydi yani böyle... ilk şeydiğinde doğduğunda birer santim alıyordu senede. Şimdiki yani senede 3 santim, 4 santim kadar çıkıyor yani yukarıya. Şu anda kilosu kaç, boyu kaç? Boyu 107 santim oldu. Kilosu da 18 santim kilo. Şimdi Ali Bey müsaade ederseniz ben yengeye daha çok dönmek istiyorum. Yengem daha çok Fatih ile ilgileniyor çünkü bütün zamanını yengem geçiriyor. Biraz bahseder misiniz Fatih'in bir günü nasıl geçiyor? Yani diğer çocuklarınızdan farkı nedir? Diğer çocuklarınızdan farkı okuldan geliyor, televizyona bakıyor. Yani devamlı ben ilgileniyorum küçük olduğu için. Hani fazla hani öbürleri her şeyini kendisi yapabiliyor. Yani yemeğini veriyorum. En çok anne olarak da ben ilgileniyorum çocuğumla. Küçük olduğu için uzanamıyor, şey demiyor. Mesela yemek ne alamıyor kendi başına. Peki doktorlar ne diyorlar? Yani böyle çevrenizde başka Fatih'in hastalığından olan çocuklar var mı? Özel durumda olan çocuklar var mı? Onlarla diyaloğunuz, irtibatınız var mı? Var, köründe vardı. Bir türlü gidemedik yani. Alman çocuğuymuş. Ulaştık, telefonla şey yaptık, çıkmadılar. Bir de Dortmund da varmış. Oraya da gidemedik yani aslında. Gitmek istiyoruz da bilmiyorum ne zaman kısmet olursa. Fatih, şimdi diğer çocuklarınızdan 4 çocuğunuz var. 3 tanesi normal. Fatih özel bir konumda. Şimdi özel bir ilgi istiyor mu? Yani sizden beklentileri yani tabii ki boy bakımından yetişemeyebilir bazı şeyler ama Fatih daha çok hassas mı? Ya da nasıl biraz Fatih anlatır mısınız bize? Hassas. Vallahi ne gibi anlatayım ki? Yani Fatih'ten bahsedin. Yani nasıl birisi, nasıl huyu, nasıl diğerleriyle aralarında bir farklılık var mı? Farklılık var canım. Çok duygusal. Yani Fatih çok duygusal. Yani böyle televizyonlarda acıklı bir film çıktığında yani kendi kendine hüzünleniyor, hemen ağlar yani. Çok duygusal biri yani. Hani üzüntüye hiç dayanamaz yani. Kim olursa olsun yani. Şu anda film setinde hisserse hemen duygulanır ağlar yani. Fatih'im, ne diyor baba? Ne hissediyorsun örneğin böyle hangi filmler daha çok etkiliyor seni Fatih? Çok filmler, acıklı filmden hiç dayanamam. En çok izlediğin bir dizi var mı Fatih? Çocuk filmi. Çocuk filmi seyreder. Mesela hangisi? Fatih hepsine bakıyorsun. Dışarıya çıkıp arkadaşlarına falan oynuyor musun Fatih? He, maç oynuyorsun. Hangi takımı tutuyorsun Fatih? Galatasaray. Fatih, ben Galatasaray şampiyon olacak mı sene? Olacak. Ya ben sana başka bir şey sorayım. Ne olacak bu Fener'in hali? Babam Fenerli ya. Babam Fenerli için. Tanıdığın bir futbolcu var mı? En çok tanıdığın biri var mı? Yok mu? Arda. Arda'yı seviyorsun. Oo maşallah. Başka? Arkadaşım. Arkadaşım. Adı ne arkadaşının? Samet.
Samet, okula gidiyor musun Fatih? Gidiyorum. Anlat bakalım, okulda neler yapıyorsun? Okulda hep içeri çıkıyor, maç oynuyoruz. İçeri gidiyor, kışına gidiyor. Ders yapıyor. Ders yapıyor, komiteye gidiyor. Sonra da oyunlar oynuyor. Okulda en çok sevdiğin ne Fatih? Rola falan. Rola sürmeyi çok seviyorsun. Oo. Peki yeterince sürdürüyorlar mı okulda? Ya. Türkiye'den nereli olduğunu biliyor musun Fatih? Yozgatlı olduğunu bilmiyor musun? Biliyorum. Ya sen bir Çapanoğlu torunusun ya Fatih. Ben gelince babana sor, tamam mı? De ki baba Çapanoğlu kim de? Onu bilmiyor. Arkadaşlarına şu anda seni televizyonda izleyecekler arkadaşların. Onlara neler söylemek istersin Fatih? Şu kameraya bakıyorsun. Hepsine selam söylerim. Diğer arkadaşların işini hep sen yapıyormuşsun okulda. Yaparım. Ya maşallah. Yapmayı çok seviyorum. Böyle okulda öğretmeni diye bize anlattı da. Diyor anahtarı veriyorum diyor, keliğe gidiyor diyor. Yani süreceği eşyaları alıyor diyor. Spor eşyalarında neden onlar alıyor, oynuyor diyor. Amcam. Musret amcam. Musret amcam. Kayseri'de. Kayseri'de benim polis amcam. Selam ederim. Selam söylerim. Teyze, halama diye. Halama. Pempana, halama. Selam ederim de. Selam. Ellerinden öperim. Ellerinden öperim. Ben seni tanıyan bütün dostlara hepsine saygı ve selamlarımı iletirim. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Türkiye'de annem var, kaynanam var. Kameraya bakın. Evet, Türkiye'de annem, kaynanama selam ederim. Kaynım var, görümcem var. Ablalarım, ablam var. Bütün tanıdıklarıma selam eder. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Efendim, Ali Bey sağ olsun evlerine bizi misafir etti. Fatih'imle söyleştik. İnşallah ileride canlı yayın yapacak olursam tekrar programımı, Fatih'imi yanıma alacağım. Fatih inşallah bana söz verdi. Benim sağ kolumun müdürü olacak inşallah. Sağ kolumun bir müdüresi vardı. Şimdi bir de müdürü oldu. İnşallah diyoruz. Fatih'e uzun ömür, sağlık, sıhhat diliyoruz. Ailesine Fatih'le ilgilenirken sabır diliyoruz. Gerçekten özel bir çocuk. Bunlara özürlü demeyelim. Fatih gibiler, Fatihler özel çocuklar. Bunlara daha biraz saygın davranalım diyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça ve dostça.
Remşahit'teki gezintimize nokta koymadık. Henüz bitiremedik. Gerçekten aslında küçük bir şehir ama gez gez bitmiyor. Maşallah her dernekte farklı bir faaliyet. Şu anda Nizami Alem Derneği'nde bulunuyoruz. Remşahit'te. Burada bir konferans vardı. Sağlıklı beslenme ile ilgili bir konferanstı. Bir Alman yetkili bayan burada konferans verdi. Aynı zamanda bir Türk kardeşimiz tecrübe etti. Bakalım hanım kardeşlerimizden soralım. Bu konferanstan daha önce neyi bilmiyorlardı da neyi öğrendiler? Önce sizi bir tanıyabilir miyiz? Merhaba. Ben Asuman Yıldırım. Asuman Hanım, konferansa katıldınız. Başından beri dinlediniz. Daha önce bilmediğiniz neyi öğrendiniz? Ya aslında biz bunları biliyoruz da yani tabii uygulayamıyoruz. Yani. Aslında sizin bildiğiniz şeyler bir tekrar mı oldu? Yok, hemen hemen oldu ama daha iyi öğrendik yani bugün. Sizi de bir tanıyalım. Rukiye Aydın. Siz daha önce neyi farklı yapıyordunuz? Bundan sonra farklı yapacaksınız? Ya dediği gibi bayanın da şey yapamıyoruz. Biliyoruz ama uygulayamıyoruz. Tabii ki böyle programlar iyi oluyor. Ne oluyor? Hatırlatma oluyor. Bizi kendimize geliyoruz. Tekrar daha iyi şeyler yapmaya. Hani kendini düşünüyorsun. Anlıyorsun ki çocuklar şeker. Mesela ben o kolada şeyde o kadar şeker olduğunu bilmiyorduk. Biliyorduk ama o kadarını bilmiyorduk. Ve bundan sonra yağlı şeylerle besliyoruz çocuklarımızı. Tabii ki bundan sonra dikkat edeceğiz. Ne kadar edebiliriz orasını bilmiyoruz. Yani bundan sonra dikkat edeceğiz diyorsunuz. Etmeye çalışıyoruz zaten de tabii ki dinledikçe daha çok dikkat etmeye çalışıyoruz. İnşallah çalışacağız. Peki Türkiye'den nereliyiz? Sivaslıyız. Siz? Ben de Sivaslıyım. O zaman bir Sivas'a selam gönderin. Sivas'a anneme, babama hepsine selam söylüyorum, öperim hepsini de. Siz? Aynen, benim de ailem Sivas'ta. Hepsini öpüyorum. Hepsine çok selamlar söylüyorum. İsmim Gonca Gül Yıldırım. Ben de Sivaslıyım aynı zamanda. Ben de Sivas'a selamlarımı söylüyorum. Tüm anneleri böylesi programlara katılmaya davet ediyorum. Ayrıca size de teşekkür ediyorum buraya kadar geldiğiniz için. Ben Gülbeyaz Aydın, ben de Sivaslıyım. Sivas'ta dayıma, anneanneme, dedeme, herkese selamlar. Herkese selam gönderiyorum. Dayıma, anneanneme, İsmail dayıma özellikle en çok. Herkese selamlar. İsmim Osman Aydın. Türkiye'den Sivas'tan gelmeyim. Sivas Şarkışla Büyük Yüreğil Köyü'nden. Remşahit Nizami Alem Dergahı'nda başkanıyım. Sizlere de hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiniz. Allah razı olsun diyorum. Teşekkürler, başarılar diyorum. Hilal TV'yi yakından seviyoruz. Devamlı takip ediyorum. Mustafa İslamoğlu'nu çok seviyorum, beğeniyorum. Kitaplarını okuyorum. İnşallah başarılı bir şekilde yayın hayatına devam eder inşallah. Bizim için bir kazançtı yani Hilal TV. Ben bir defa söyleyeceğim. Siz onu suratlı bir şekilde tekrar edeceksiniz. Tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. Salimin zulmü mü zalimce? Zalimin zulmü mü salimce? Zalimin zulmü zalimce? Zalimin zulmü. Siz söyleyeceksiniz yani. Tekrar bir daha. Salimin zulmü mü zalimce? Zalimin zulmü mü salimce? Zalimin zulmü zalimce? Zalimin Zalimin zulmü mü salimce? Salimin zulmü mü zalimce? Şimdi tam tersi. İki defa al çünkü. Salimin zulmü mü zalimce? Zalimin zulmü mü zalimce? Salimce. Zalimin zulmü mü salimce? Salimin zulmü mü zalimce? Evet, teşekkür ederim. Sizden alalım. Ben tam ne yapalım? Siz? Zalimin zulmü mü salimce? Salimin zulmü mü zalimce? Başka bir şey söylüyoruz. İt iti itti, it biti itti. İt ile bit birbirini itti. İt de gitti, bit de gitti. Bu fazla oldu yani, hiç yükseliyor geçer. Bu çok fazla. Siz? Siz aslında güzel yapmıştınız. Güzel söyledim. İt iti itti, it biti itti. İt ile bit birbirini itti. İt de gitti, bit de gitti. İt iti itti, it biti itti. Bit biti itti, bit... Zor oldu, zor. Söyleyecek var mı? Bana iyi sor be. Size soruyorum. He sor, buyur. İt iti itti, it biti itti. İt ile bit birbirini itti. İt de gitti, bit de gitti. Başka sor ya. Başka sor. Al şu takatukaları takatukacıya götür. Takatukacı takatukaları takatukalamam derse. Takatukaları takatukacıdan takatukalatmadan al da gel. Takatukacı takatukacıya gitsin. Takatukacı takatukacıdan takatukacı olsun. Nasıl oluyor bunu? Bir berber, bir berber gel beraber berberci açalım. Berber dükkanı açalım demiş. Helal olsun, sen büyüklerden daha güzel yaptın. Seni tebrik ediyorum.
Buradan bir selam gönder sevdiklerine. Bütün Alaca'daki sevdiklerime selam gönderiyorum. Başkalarına gönderme. Sağ da Alaca. Evet efendim, buradaki söyleşimize noktayı koyuyoruz ve yolumuza devam ediyoruz.